Böyle çat kapıda geldim ama misafir edeceksiniz zar. Rica ederim ya Hilmi Hanım. Ne demek? Her zaman gelebilirsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ben bu gece evden kaçacağım. Haberin olsun. Ne var? Ah ne diyorduk? Bu devirde kimseye güven olmuyor. Öyle 40 yıllık kocanmış, ağammış, bacınmış. Gözünü üzerinden ayırmayacaksın. Geldiğinden beri aynı mevzu. İçim şişti. Güven sorunu var bunun. Gittiği her yeri gözleyeceksin. Yollarını sıkı tutacaksın. Çok doğru dedin. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun Civan? Anneciğim haklı mı sence? Ne diyorsun? Bilmem. Şimdi bana niye böyle bir soru sordunuz ben anlamadım yenge. Yani tabii Zildan, Civan nereden bilsin? Hem el alemden bize ne canım? Biz mutluyuz sonuçta. Tabii çok şükür. Biz çok mutluyuz da. Her erkek senin gibi sadakatli değil kocacığım. Ne vicdansız erkekler duyuyoruz. Yeni evliyken gözü dışarılarda olan mı dersin? Hamile karısını aldatan mı dersin? Gül gibi karısının üzerine gül koklayan mı dersin? Öyle kızım öyle. Eline ahlaksızı bitmez. Ha, bunlar çok ağır bir cezayı hak ediyor anneciğim. Ediyor. Sürüm sürüm süründüreceksin bunları. Sadece sürüm sürüm süründürmek yetmez. Katrana bulayıp gözlerini kör edeceksin bunların. Ben şuna bir bakayım. Tabii Hilmi Hanım. Rahatınıza bakın ya. Gidelim bir otele yerleşelim ya. Hadi ne var? Haydi. Ne var Akif? Ha ne var? Dönmeyeceğim diyeyim sana. Sana ne nerede olduğunda? Onu hatları yemeden önce düşünceydin efendi. Ay Meyrem, vallahi durduk yere yürek olduk görün mü? Aa, Vildan yüzünden hep. Anlamadan, dinlemeden ortalığı velveleye verir. Ha, meczubun biri gelmiş, suçlu yine benim kız oldu değil mi? Ama yani senin kız da felaket tellal olma, çok meraklı. Pervane gibi döne döne geldi, haberi verdi. Anlamadan, dinlemeden. Ha, sen çok dinledin de sanki. Bir sürü laf ettin kızcağıza, gönlünü alacağım diyeceğini. Hem hele canlı bir tip benim kızım. Ne yapsın? Kaynana değil misin? Kaynana kadar başına taş düşsün. Ne zaman gideceği bu ya? Gitmeyin. Bana niye kızdılar ki ya? Sanki uydurdum. Dedi işte adam ya. Kulaklarım mı duydum of? Hep eğitim yüzünden. Sağlıklı düşünemiyorum. Yoksa ben cin gibiyimdir ya. Adamın bakışlarından anlarım deli olduğunu. Çok üzülüyorum eğitime ya. Çok. Mantığını konuştur Mirdan. Ne yapayım? Benim de mizacım böyle ya. Haksızlığa dayanamıyorum. Bak yine aklıma geldi. Ah Civan ha. Kocama da söz verdim. Kimseye bir şey diyemiyorum. Yazık kıza ya. Sadakatsiz, utanmaz. Artık hiç inkara kalkmayacağım Vidda. Neyse söyleyeceğim bana. Anne. Ofluyordun, pofluyordun. Neler oluyor anlat bana. Ne olacak anne ya? Muharrem amca olayına. Nevel anne kızdı ya. Hadi orada. Kulaklarımla duydum. Sadakatsiz değil, utanmaz değil. Onunla alakası yok. Kocana diyorsun değil mi? Hayır ya, o kanıma bir şey demiyorum ben. Kime diyorsun o zaman? Kimseye bir şey demiyorum. Hiç hesaplaşma. Hadi oradan. Bana bak sen, ananı aptal mı sanıyorsun? De çabuk, ne yaptı Okan sana? O kanımın bir suçu yok ya. Masum o. Kim ne etti o zaman? Onu anlat da inanayım kocanın masum olduğuna. Ay, anne. Anlatırdım ama Okan'ıma söz verdim. Söz vermişmiş. Erkeğe verilen söz, söz değildir. De çabuk, ne oluyor? Aslında içimde tuta tuta da çıtlayacağım ya. Ay tutma kızım, tutma. Çocuğun olmaz sonra. Hadi anlat rahatla.
Öyle mi diyorsun? Anlatayım o zaman. Bu Civan var ya, o pislik Eltim'i aldatıyormuş. Aba, demek kız. Hem de gebe kız ha. Ben de çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani. Üstelik gebe ya. Gebeyi de aldatmasın be. Anne, ölümü gör. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Sebepleri biz olmayalım. Hele o ne falan ne falan. Sakın hiçbir şey söyleme. Civan aldatıyormuş. Korkarım ki doğru. Kız sen emin misin? Bak sabahki olayı benzemesin ha. Yapmaz Civan öyle şey. Rujlu gömleği gördüm ben bir gözlerimle bizzat şahsen kendim. Okan'ım yazık. Şimal üzülmesin diye ona da söylememiş. Bana da söylemeyecekti de son dakikada söyledi yüce gönüllü kocam. Yo inanmam. İnanamam ben böyle bir şeye. Vallahi kabulleneceğin ne var? Yaptı diyor. Gömlek var değil. Ay, bugün benim kara günüm herhalde. İki kötü haber aldım ya. Ha, kız gebe bir de. Ah Civan ben ne edeyim sana? Ne edeyim ben sana? Kız gömlek var diyorsun hani rujlu, delilli, ispatlı. Fardi, niye ikide bir soruyorsun? İnanmak istemeyeyim çünkü. İnan. Oğlun da yapar, herifin de yapar. Hepsi erkek değil mi? Hepsi yapar. Herif meselesi nereden geldik şimdi? Ne o da erkek. Dahsin öyle bir şey yapmaz. Hay, Civan'ım da yapmaz dedin. Civan o gencecik karısına kıyıyorsa Tahsin Bey seni ah hiç acımaz. Çakışmış gitmişsin zaten. Ne çakmışım gitmişim be? Aa, sen kendine bak. Gaz ayakların gülmeyince bile çıkıyor. Yok Neval anneciğim, yani iyisin. Maşallahın var. Aman nereye maşallah var kızım, baksana şu gıdıya. Maşallah vallahi. Çok güzelim ya. Özellikle sol profilden. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyin yok. Bu kıdı ne bu kıdı? Ya bu kıdı böyle yapınca kıdı çıkıyor tabii. Şöyle yapınca çıkmıyor. Var mı biraz? Kıdım var mı benim Vilda? Yani birazcık. Epey az. Bir kıdım. Derdini anlatacak kadar. Ama duanın kanunu diye bir şey var anneciğim yani. Yer çekimi. Yani değilsiniz ki. Varsa kadın olabilir başka kadın. Vallahi olmaz diyemeyeceğim Neval'cığım. Oğlun yapıyorsa babası da yapıyordur deyim sana. Huy bu babadan oğla geçer. Erkek değil mi hepsi aynı. Kızım sen de hiç Okan yapmaz deme. Okan mı? Okan asla yapmaz katiyen. Ben size deyim. Adamlarınızın, heriflerinizin yollarını sıkı tutun. Ben söyleyeyim de babalı benden geçsin. Kıdıyı gerdiren etmeyiz ya. Biraz şurada.